Merhabalar. Bu akşam Academics Instagram canlı yayını ile beraberiz. Eğitimci yazar Sait Çamlıca ile beraber canlı yayınımızı yapacağız. Yavaştan hocamızı alıyorum. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Merhaba hocam, sesim görüntüm net mi? Şu anda iyi. Tamamdır. Sizinki biraz donuyor ama bir Donma seyircilere de soralım. don. Academics'in Instagram canlı yayınına hoş geldiniz. Eğitimci yazar Sait Çamlıca ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle teknoloji kuşatmasında aile ve eğitimi konuşacağız. Bu konuda kitabınız da var. İnşallah sizin güzel yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle sizin kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim sizden? Tabii ki. Kendimi tanıtma adına çok uzun bir şeyler söylemeyeyim. Ben gurbetçi çocuğuyum. İlkokulu Almanya'da, ortaokul, liseyi memleketim Tokat'ta bitirdim. Üniversiteyi İstanbul'da okudum. 1996'da üniversite okuma İstanbul'a geldim. Halen İstanbul'da ikamet ediyorum. 2000 yılında öğretmenliğe başladım. 8 yıl kadar hem devlette hem özelde öğretmenlik yaptım. 2008 yılından bugüne kadar da herhangi bir yerde resmi veya gayri resmi bir görevi yapmayıp yaptığım iş sorulduğu zaman okuyorum, yazıyorum, konuşuyorum diye tarif ediyorum yaptığım işi. Kitap çalışmalarım ve konferanslarla 12-13 senedir uğraşıyorum. Okuma yazma işleri bir şekilde devam ediyor ama malum pandemi sürecinden dolayı eskiden konferans salonlarında yaptığımız eğitimi şimdi sosyal medya üzerinden programlarla devam ediyoruz. İnşallah bu süreci atlatırız. Çünkü İnşallah. hem öğretmenler için de öğrenciler için de yani sınıftaki dersin yerini hiçbir şey tutmuyor. Yani cana bakıp konuşmakla cama bakıp konuşmak arasında çok büyük bir fark var. Öğretmenler de sanal eğitime alışamadılar. Açıkçası öğrenciler de sanal eğitime alışamadılar. Biraz zor. İnsanın göz göze bakarak hatta bir dönem okullar açıldığı zaman o zaman fark etmiştim. Öğretmen arkadaşlar yüzünde maske var. Öğrencinin yüzünde maske var. Çocukların jest ve mimiklerini görmeden eğitim vermek, konuşmak bile zor bir şey. İnşallah bu süreci hem dünya olarak hem ülke olarak bir an önce atlatırız da normal eğitimlere başlarız. Biz de konferanslara devam ederiz diyeyim. İnşallah. Hocam hatta aslında çok ilginç bir tenakuz var. Ya bu teknoloji diyorduk. Teknoloji bu zaten bir sorundu. Belki de güzel bir şeydi. Ama bu pandemi söz konusu olunca bir anda hepimiz zorunlu olarak kendimizi içinde bulduk. Hani ben yaklaşık olarak 10 aydır eğitimimi online alıyorum. Sınavlarım dahil. O kadar zor bir durum ki geçenlerde okuluma gittim. Daha doğrusu hastaneye gittim. Hocalarımı gördüm. Herkes maskeli olduğu için kimse birbirini tanımıyor. Ben onları tanımadım. Evet. Onlar beni tanımadı. O kadar aslında özlemişim ki insan görmeyi, yüz yüze bir iletişim kurmayı. Şöyle ekrana bakmak hem öğretmen için hem öğrenci için çok zor bir süreç. Açıkçası hocam bu konuda konuşacak bence çok şeyimiz var. Siz ne Ya düşünüyorsunuz? insan insanın yurdudur derler. Yani insan insana muhtaç bir varlıktır. Kesinlikle. Ben bu sürecin ilk başladığı dönemlerde bunu da mı özleyecektik diye bir köşe yazısı yazmıştım. Mesela bir çay bahçesinde 3-5 arkadaşla bir araya gelip çay içmeyi bile özledik. Ben bu 5-6 aydır memleketteyim, anne babamın yanındayım. Anneni babanın elini öpemiyorsun, cenazeye gidemiyorsun, düğüne gidemiyorsun. Gitsen rahat edemiyorsun. Onun için çok basit şeylerin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, işte Üsküdar'da gezmenin, sahilde bir kafede oturup 3-5 arkadaş çay içmenin, hayatımız için ne kadar büyük şeyler, ne kadar önemli şeyler olduğunu fark etmemizi sağladı. Hatta benim yani teknolojinin başında çok vakit geçiren gençlerle ilgili şöyle bir gözlemim oldu. Sosyal medyayı kullanmayı en çok seven gençler bile sosyal hayatın sosyal medyadan çok daha keyifli, çok daha güzel bir şey olduğunu anladılar. Yani Kesinlikle. şu anda sınırsız bir şekilde bilgisayar başında günde 10 saat istesene vakit geçirebiliyor ama herkes sokağı özledi. Arkadaşlarını özledi, muhabbeti özledi, kucaklaşmayı, tokalaşmayı özledik. Temel insani şeyler, basit gördüğümüz şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görmemizi sağladı. İnşallah bu süreçten sonra kıymetini biliriz. Yani insanın yurdu olduğuna dair
Çünkü öyle bir süreçteyiz ki insan insanın virüsü oldu şu anda. Yani kimseye sarılamıyorsun, dokunamıyorsun. Bu virüs sürecini atlatırsak inşallah tekrar sosyal hayata normal bir şekilde devam edebiliriz. Kesinlikle. Yani eskiden şöyle bir karşılıklı oturmak, bir muhabbet etmek, sarılmak ne kadar aslında önemli şeylermiş. İnsan da bir şeyin kıymetini kaybedene kadar da anlayamıyormuş meğerse. Evet, Hani aynen öyle. ya benim kardeşim mesela şu an tam ergenlik döneminde 15 yaşında. Oyun oynamayı çok seven bir çocuk. O bile artık diyor ben arkadaşlarım yok. Hani arkadaşım yok. Şu an o çocuğun içinde yaşadığı durumu o kadar iyi anlayabiliyorum ki. Hani bir yerden sonra ne kadar dizi film izlesen de oyun oynasan da bir yerden sonra bir tıkanma evresi var. Bir pik ev böyle geldiğin düzlem çizdiğin bir evre var. Ve bıkıyorsun. Bir Evet. şey yaşamak istiyorsun. Artık insanların konuşacak bir şey dahi yok. Hani bir şeyler paylaşmak istiyorsun. Çok zor bir durum haline geldi. Hani bu süreci nasıl yönetmek gerekir? Burada aileye düşen görev nedir hocam? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi işin doğrusu zor bir süreç. Herkes için zor bir süreç. Anne için, baba için, öğretmen için, öğrenci için. Hepimiz açısından zor bir süreç. Yani hiçbirimiz bu konuda tecrübeli değiliz. Yani geçmişimizde pandemi tecrübesi yaşamış bir kitle yok. Yaşayanlar da hani 50 sene, 100 sene önceki o salgın hastalıklarda da şehir hayatının bu kadar yoğun olmadığı dönemlerde oldu. Yani şu anda Allah kolaylık versin. Ben de Haziran'a kadar İstanbul'daydım bu süreçte. Büyük şehirlerde çok daha zor bir süreç bu. Yani balkon olmayan evler var. Balkon olsa bile balkona çıkamayacağın evler var. Bildiğin camdan dışarıya bakan tuhaf bir mahkum gibisin. Yani cezaevindeki bir mahkum gibi dört duvar arasına mahkumsun. Dışarıya alışverişe gittiğin zaman bile insanlardan sakınarak, hızlı bir şekilde alışverişini yaparak dönüyoruz. Zor bir dönem. Yani bu dönemin ideal atlatmanın, kolay atlatmanın yolu şudur anlamda bir şey söylemek zor. Ama ben meşguliyet terapisi kavramını çok önemsiyorum. Yani faydalı bir meşguliyet bulmak. Tabii ki televizyon izlemeye de, oyun oynamaya da, eğlenmeye de zaman ayırabilir ama evde çok uzun süre kalınan zamanı ne kadar çok farklı etkinliklerle değerlendirebilirsek o kadar iyi olur. Ama mesela ben bu süreçte başka gözlemlerim de oldu. Arkadaş çevrem içerisinde işte ben kitap okumanın önemini sürekli vurgularım. Sosyal medya hesaplarımda sürekli paylaşırım. İşte okumaya zamanım yok diyen insanlar çoktu mesela. Şu anda onların hepsi evde oturuyorlar. Ama yine okumuyor okumayanlar. Ben mesela işte kendi emsalim ve benden biraz küçük büyük arkadaş çevremin tamamına hatıralarınızı, birikimlerinizi mutlaka kitaplaştırın dediğimde aslında çok iyi olur ama zamanım yok diyordular. Şu anda hepsinin istediklerinden daha fazla zamanları var. Ama okumaya niyeti olmayan yine okumuyor. Yazmaya niyeti olmayan yine yazmıyor. Yani bu süreci değerlendirme bilinci ne sahip olanlar bu süreçte kendilerince çok ciddi, çok güzel şeyler yapmış olabilirler. Ama bu zamanı değerlendirme bilinci olmayan insan için bu süreç çok sıkıcı bir süreç olarak geçti. Yani anneler 10 ay boyunca evde çocukların okulun olmadığı bir dönem. Her anne baba neredeyse öğretmen gibi işte bilgisayar başında, tabletin başında, eğitim saatiydi, ders saatiydi, çocukların ödevleriydi gibi bir sürü şeylerle uğraşmak zorundalar. Öğretmenler de kendi ev ortamlarında öğretmenliği hiç yapmadılar. Onlar da aynı şekilde. İşte bir tarafta çocukları, aileleri, evdeki büyükleri varken diğer tarafta evin bir köşesine çekilip bazen mutfağına, bazen evin başka bir odasına çekilip ders işlemeye çalıştılar. Zor bir dönemdi. Ama iyi taraf ne? Kişiye özel bir sıkıntı değil bu. Yani Kesinlikle. hep beraber aynı süreci yaşıyoruz. Yani öğrencilerin belli bir grubu, belli bir yaşı ya da işte Türkiye'nin belli bir bölgesi, dünyanın belli bir bölgesi, bütün dünya aynı süreci hep beraber yaşıyoruz. Ben umarım hani bu süreç uzun sürmez ama ben bu süreçte insanlara bugüne kadar yapmadıkları şeyleri yapmaya, işte okumak için biriktirdikleri kitapları okumaya, yazmak için biriktirip yazmadıkları hatıralarını yazmak gibi farklı meşguliyetler. Mesela işte film izleme konusu bile öyledir. Benim 5-6 yıldır kullandığım bir kavram var. Film okumak diye bir kavram kullanıyorum. Bunu son kitap çalışmamda da biraz bahsettim bundan. Faydalı filmleri birlikte izleyip film üzerinden yorum yapmak.
Hayata dair işte son yıllarda Amerika'nın filmleri bu konuda meşhur. Hem Üç İdiot filmi, Her Çocuk Özeldir filmi. Hatta PK diye bir filmi vardı mesela. Çok Tabii güzel. Dangal filmi de var. Yani o tür eğitici ve hayata dair çok şey veren filmleri birlikte izleyip evdeki bireylerle beraber, özellikle çocuklar ve gençlerle ilgili. Çünkü ya ben şöyle bir şey gözlemledim Bilge. Belki izlemişsindir. Kelebek Etkisi diye bir film vardı. Biraz eski bir film herhalde. 20 Çok yıllık severim. vardır o film. Mesela o filmin aslında işlediği konu özetle insanın başına gelen olumsuz şeylerin başına gelebilecek daha olumsuz şeylerin önüne set olduğuna dair çok orijinal işte kendince bir kurguyla verilen güzel mesajları var o filmin ama o filmi olgun yaşta izleyen bir insan filmdeki o mesajı görebiliyor. Ama 14-15 yaşındaki bir ergen işte o filmde mesela işte bir kavga sahnesi aklında kalıyor. İşte diskotekteki bir sahne aklında kalıyor. Yani yaşı gereği filmin verdiği ana mesajı çok fark etmiyorlar. Ben bilinçli yetişkinlerle hatta ben ortaokul liselerde öğretmenlerim bile film okuma projesi uygulamaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü filmlerdeki o güzel mesajları anlama yaşında değil gençlerin önemli bir kısmı. Mesela film okuma projesi bunlardan bir tanesi. Bu tür projelerle vakti değerlendirmeye çalışmak gerekiyor. Yani hiçbir şey sürekli yapılamaz. Ben kitap okumaktan bahsediyorum ama günde 10 saat kitap okunmaz. İşte film okumaktan bahsediyoruz. Günde 10 saat film okunmaz. İşte bir şeyler yazmaktan bahsediyoruz. Günde 10 saat yazılmaz. Ama bunların işte 10 madde sayarsın. Bunların her birini gün içerisine yayarsa bir insan en azından zamanı çok daha verimli kullanmış olur ama tabii herkesin şartları farklı. İşte ben birkaç aydır memlekette işte önünde bahçesi olan bir evdeyim. Yani bahçede vakit geçirmek gibi bir fırsatım da oluyor ama büyük şehirlerde bu fırsatınız da olmuyor. Tabii belki çok ihmal edilen şeylerden birisi dört duvar arasında uzun süre kalmanın vücudumuza verdiği zarar da var. Yani bunu yapmak biraz zor ama hepimiz kilo aldık ya ben de dahilim buna. Bir şekilde kilo hareket edemiyorsun. Yani sokağa çıkıp eş dost arkadaşlarla yürüyüş yaparak bile rahatladığımızı dönemler vardı ama şu anda onu bile yapamayınca hepimiz evde basit hareketlerle bile olsa bu spor etkinlikleri bile yapmaya zaman ayırmak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bazı şeyleri kaybedince toparlamak çok zor oluyor. Yani sağlığını kaybettiğin zaman da öyledi bu. Zaman geçtiği zaman da zamanı boşa geçirmek de bunlardan bir tanesi. Yani eğer yağmur yağıyorsa şemsiye açmak gerektiği gibi bu süreçte evde oturmak zorundaysak, yani dışarıya çıkamıyorsak evde zamanı değerlendirmeye gayret etmek gerekiyor. Kesinlikle. Hatta hocam bu dediğiniz şeye ben kesinlikle katılıyorum. Yani insanlar aslında bahane buluyor kendine. Ve hani ben kendim için düşünüyorum. Artık yol çekmiyorum. Eğitimim evde. Hani hatta 8.30'daki derse 8.20'de kalkıp gidebiliyorum. Normalde o derse benim sabah 6.30-7'de kalkıp hazırlanmam gerekirdi. Çok boş vaktim var ama bir türlü kendimi ikna edip oraya oturtamıyorum. Aslında sorun dersten kaynaklı bir problem değil, benden kaynaklı. Bu aslında insanlar hep başka şeyleri, başka odakları suçlamak insanlara kolay geliyor. Ama gerçekten dediğiniz gibi biz bunun bilincinde olup bunun çok lehimize çevrilebilecek bir dönem olduğuna farkına varmamız lazım. Hani ben elimden geldiğince gün içinde teknoloji orucu yapmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Hani bilgisayara girmek zorundayım. Yani orada eğitim. En azından telefonu arada koyup verimli gidip camdan dışarı bakayım diyorum. Yani yapabilirsem yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ve dediğiniz gibi bu dönemde spora yapan bir sürü arkadaşım da oldu. Ben de dahil. Kilo da verdim ama bir yerden sonra insanın bir kopuş evresi oluyor ve tekrar devam ediyorsun. Yapamıyorsun ve insanın gerçekten bunun farkına varıp iradesi üzerine gidebilmesi gerekiyor. Yani şey çok merak ediyorum. Biz geri döndüğümüz zaman, normal hayatlarımıza döndüğümüz zaman nasıl farklar olacak? Bu çok değerli bir şey bence. Hocam. Ki insanoğlu nankördür derler. Yani biraz elindeki niye hastayken insan sağlığın ne kadar büyük bir şey olduğunu düşünür. Ama sağlığı yerine geldikten sonra hastalık günlerini unutur. Ben 10 yıl cezaevlerinde mahkum eğitimi yaptım. Cezaevlerindeki herkes pişmandır. Ama önemli bir kısmı cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suç işlerler. Yani insanoğlu böyle bir unutmak gibi bir şey var.
Umarım ders alan almıştır. Yani sonuçta herkes kendi imtihanını veriyor. Hepimiz bu süreçten ders alıp normal hayatın yani sosyal hayatın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu yeniden öğreniriz. Teknoloji bağımlılığını biraz azaltmak için uğraşmak gerekecek. Çünkü şeyi bile ben işte genelde haftada bir cuma günleri cuma namazı bahanesiyle çarşıya çıkıyorum. Yani sokakta kalabalıkta yürürken bile bir tuhaf olmaya başlıyoruz. Çünkü alıştık insansız ya da işte yakın çevremiz, ailemiz dışında insanların olmadığı ortamlarda yaşamaya. Çarşıya çıkıp yürürken bile bir tuhaf hissediyoruz kendimiz ama insan buna çabuk alışır ya. İnşallah biz de alışırız. İnşallah hocam. Yani bu bizim gerçekten hani bunun geçebilecek bir süreç olduğunu farkına varmamızın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz az önce fiziksel olarak çok sıkıntı var dediniz ama ben açıkçası işin psikiyatrik konuda da çok sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar bu kadar uzun süre aynı insanlarla uzun saatlerde aynı ortamda kalması insanlar hiç iyi etkilemiyor. Ve gerçekten konuşmanın başında dediğiniz gibi insanın insana ihtiyacı var. Ve bizim bunun bilincinde olup bir şeyler değiştirmemiz gerekiyor. Ben elimden geldiğince farklı arkadaşlarımla Zoom yapıp konuşmaya çalışıyorum. Dışarı çıkıp insanlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Çünkü bunun cezasını ileride çekebiliriz gibi duruyor. Açıkçası bunun için daha ne yapılabilir bunu da düşünmek lazım. Ben size şey sormak istiyorum hocam. Bir ev ortamında hiç olmadığından daha fazla aile fertleriyle iletişim halindeyiz. Hani ben mesela sabah gelir akşam dönerdim. Bir iki saat ailemle oturur giderdim ama şimdi tüm gün neredeyse beraberiz. Bu süreçte birbirimizi karşı nasıl bir yaklaşım içinde olmalıyız sizce? Hani insanlar çünkü çok gergin oldu bu dönemde. Herkes bir de çok fazla olumsuzluk içindeyiz. Teknolojinin en büyük getirilerinden biri de belki de budur. Normalde bir tane üzülebileceğimiz şey varken sosyal medya sayesinde çok fazla şey üzülebilmeye başladık. Ve bunun ben gerçekten insana çok büyük zarar verdiğini düşünüyorum. Hani burada ne yapmamız lazım? Hem aile yaşantımızla ilgili, iletişimle ilgili hem de sosyal medya ve teknolojiye bakış için ne tür bir değişiklik getirebilir sizce? Ya ev hayatında da, aile hayatı için de, işte okul hayatı için de, sosyal hayat için de bizde bazen toplumda şöyle bir yanlış beklenti var. Problemsiz, sıkıntısız, tartışmasız bir ev, aile ya da sosyal hayat beklentisi oluyor. Bu gerçekçi değil. Yani her ailede, her evde zaman zaman gerginlikler, problemler, tartışmalar, küsmeler her ailede olur ve bu işin doğasında var. Yani insanın olduğu yerde baba oğul da olsa, işte anne evlat da olsa, karı koca da olsa tartışmalar, problemler hayatın bir parçasıdır. Biraz bu bizim eğitim piyasasında işte mutlu aile, problemsiz aile gibi işte evi cennete çevirmek gibi sloganik kavramlar var. Bunların hiçbirisi doğru kavramlar değil. Yani mutluluk problemsizlik değildir. Mutluluk tartışmasız bir ortam değildir. Bütün mesele onu idare edebilmekte, yönetebilmektedir. Bu işte genelde işte büyükler biraz idare etmek zorunda kalıyor. İşte gençler anlaşılmamaktan genelde şikayetçi oluyor. Bu insanlık tarihi kadar eski bir şeydir. Hatta milattan önce bir kitabede zamane gençliğinle ilgili eleştirilerin olduğuna dair bir kayıt okumuştum. Yani milattan önceki bir kitabede de bu vardı. İşte 500 sene önce de nesiller arasındaki çatışma çok doğaldı. Bir de gençler nasıl ki uzun süre evde anne babalarıyla 24 saat vakit geçirmeye alışkın değilseler, evin büyükleri de 24 saat evde çoluğu çocuğu ailesi bir arada bir yaşama alışkın değiller. Yani her iki tarafta gergin olduğu zaman 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 çatışmalar işin çok doğasında var. Onun için bu süreçte gerginlikler, tartışmalar ama ben zihinsel meşguliyet kavramını çok önemsiyorum. Yani yani yapabilenler için tabii zor bir şey ama ben haberlerden mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyorum. Televizyonla biraz aramda mesafe var çünkü haberlerin gerçekten insan psikolojisi bozduğuna kanaat getirdi. Ben İstanbul'daki evimde uzun zamandır televizyonsuz yaşıyorum ben. İzleyeceğim şeyler için internet zaten bana yetiyor. Ama mesela bir gün İstanbul'da berber, işte tıraş olduğum berberde otururken, tabii sadece tıraş için değil, muhabbet için de oturuyoruz.
Haberleri böyle bir yarım saat haber izliyorsun. Ben arkadaşa dedim ki ya bu haberler insanın psikolojisini bozar dedim. Yani gerçekten insan psikolojisini kaldıracağı şeyler değil. Sürekli işte o onu öldürdü, o buna bıçak çekti, şurada bir kavga oldu. Hatta ben o süreçle ilgili haber ahlakının ahlaksızlığı diye bir yazı yazmıştım. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada gazeteciler yetiştirilirken iki tane temel kuralla eğitilirler. Bir haberi getirirken 5N 1K kuralına göre haber getirin derler. Yani haber ne, ne zaman, nerede, nasıl, niçin ve kim soruların cevabı olması lazım haberin içinde. Ama bizim konumuz ikinci madde problemlidir. Derler ki habercilere bir köpek bir adamı ısırırsa onu haber olarak getirmeyin ama bir adam bir köpeği ısırırsa onu haber olarak getirin diye öğretilir. Yani medyada, gazetelerde, televizyonlarda, manşetlerde hep olumsuz örnekler vardır. Mesela hepimizin şikayetçi olduğu kadına şiddet haberleri. Ya bazen öyle bir yoğun bir dille veriliyor ki, ya ben bir erkek olarak bile arkadaş dedim ya bu haberleri sürekli izlesem sokaktaki bütün erkekleri psikopat zannederim dedim. Yani sonuçta yani kendimiz de varız, abimiz var, ablamız var, babamız var. Yani ama medya bir haberi konusu ne olursa olsun işte sevgililerin birbirini öldürmesinden al da gündüz kuşağındaki tartışma programlarına kadar sürekli olumsuz şeyleri manşete çekmek gibi bir alışkanlığı var bizim medyanın. En olumsuz örnekleri sürekli manşete çekiyorlar. Ya bu çok farkında olunmayan bir şey ama neyi çok haber yaparsan onu sularsın. Neyi sularsan onu beslersin. Bak çok başka bir örnek vereyim Bilge. Ben bu örneği çok uzun yıllar önce fark ettim. Mesela İstanbul'da hepimiz işte büyük şehirlerde trafik magandaları diye haberler var. Şimdi işte 500 tane arabanın olduğu bir yolda iki tane araba emniyet şeridini kullanıyor. Haber manşeti şöyle işte bizim millet trafik kurallarına uymaz. İşte Allah belasını versin bunlar emniyet şeridinde gidiyorlar. Şimdi bak 498 tane araba normal yolunda gidiyor. İki tanesi emniyet şeridini ihlal ediyor. Manşete o ikisi çıkıyor. Şimdi şiddet haberleri için de aynı şeyi söylerim. Olumsuz haberleri için de aynı şeyi söylerim. Yani toplumdaki iyi şeylerden daha çok kötü şeyleri manşete çekerler. İşte medya diliyle vurgulayarak veriyorlar bunları sürekli. Ve tamam sonra da işte bu millet adam olmaz. Bu toplumda şu kadar kötü örnekleri var deniyor. Emin ol. Hatta ben bir ara öyle bir sosyal medya şeyi başlatmak istemiştim. Sonra uğraşmak istemedim. İyi şeyler diye bir haber ya da sosyal medya adresi açıp onun üzerine çalışalım demiştim arkadaşlara. Emin ol iyi şeyler kötü şeylerden çok daha fazla. Kesinlikle. Ama kötülükler manşet ola ola kötülükleri besliyor, suluyor ve kötülükleri arttırıyor. İyi şeyleri daha çok haber yapmak gerekiyor. Bu medya bizim elimizde olmadığı için ben gerçekten arkadaş çevreme de söylüyorum. Hani haberlerden, medyadan ne kadar uzak durursanız zihinsel sağlığınızı o kadar koruyabilirsiniz. Yani Kesinlikle. zihni faydalı şeylerle meşgul etmek. Onun için ben kitap okumanın huzurunu, yani faydalı bir şeyler okumanın huzurunu, yani okumak insana haz verir. O hazzı kendin seçersin. Yani neyi okuyacağını, neyden besleneceğini insan kendin seçer. Ama televizyon haber izlerken öyle değil. Onların seçtiklerini izlemek zorunda kalırsın. Onun için zihni faydalı şeylerle meşgul etmeye kafa yormak gerekiyor. Yoksa emin olun bu haber bombardımanı altında, bu olumsuz haber bombardımanı altında insanın hayata, topluma, insana güveni kalmaz. Yani bu Kesinlikle. ben bunun dünya geneli için söylüyorum. Dünya genelinde bunun bilinçli yapıldığı kanaatindeyim ama bireysel olarak bunlarla mücadele etme ya da bunu değiştirme gücümüz yoktur. Yani İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler için de söylüyorum. Anadolu için de söylüyorum. Emin olun işte bir hayvana yapılan eziyet manşet edilir. Halbuki Anadolu insanı bizim burada kendi evimiz de buna dahil. Babam da mesela yaz boyu iki tane kabın içine sürekli su koyar ki kuşlar buradan gelip geçerken suyunu içsin diye. Yani
İstanbul'da da aynı şeyi söylerim. Ankara'da da sokakların her köşesinde şey vardır. Yiyecekler bırakılmıştır. Yani haber olması gereken orada 1.000 tane iyilik var. Ama 2 tane köpeğe eziyet haberini manşete çekerseler 15-16 yaştaki gençler ne yapıyor biliyor musun Bilge? Manşet olmak için bunu yapıyorlar. Öyle. Öyle. Bak bununla ilgili çok yıllar önce okumuştum. Amerika'da suç işleyen gençler tutuklandıkları zaman ilk istedikleri şey kendi resimlerinin manşet olduğu gazeteyi istiyorlar. Yani gençlik biraz öyle bir şeydir. Yani bir şey yapalım da gündeme gelelim. Olumlu ya da olumsuz önemli değil. Çünkü 15-16 yaş psikolojisi, daha doğrusu sosyal medya çağında 16 yaş psikolojisi çok başka bir başlıktır. Yani o başlığa çok fazla bizde çalışılmaz. Hep eski örnekler verilir. Hele sosyal medya çağında bu çok daha tehlikelidir. Yani onun için bu olumsuz haberlerden uzak durmak insanın zihin sağlığını çok daha fazla korur. Kesinlikle. Hocam hatta bu sizin dediğiniz konuyla ilgili bir ifade kullanılıyor. Werther etkisi diye belki duymuşsunuzdur. Goethe'nin Genç Werther Acıları kitabında hani intiharla ilgili bir örnek oluyor ve bunun üzerine bir sürü insan intihar ediyor gerçekten. Tabii. İntiharın bulaşıcılığı olarak geçiyor ve sonrasında yeni basımlarda bunu örnek olarak almayın diye bir ibare bile kullanılıyor. Bu sosyal medya vesilesiyle belki hatırlarsınız zamanında bir aile 4 kişilik bir aile siyanürle intihar etmişti mesela. Tabii. O haber gündem olduktan sonra arka arkaya intihar haberleri gündem oldu. Aslında kötülük dediğiniz gibi bir şeylerin çok fazla gündem oluşu insanlara da bunun bir seçenek olabileceğini gösteriyor aslında ki oldukça tehlikeli. Ve dediğiniz gibi siz şeye bağlayınca çok önemli geldi. Gençler artık ilgi çekmek için çok farklı metodlar uyguluyor ve aklıma direkt TikTok geldi hocam. Siz de geçen konuşmuştuk. Maalesef çok zor bir konu ve gençlerin gerçekten hani neden buraya itildiğini anlamakta fayda var. Hani çocukları bir şeylere mesela geçenlerde Okan Bayülgen bu gençlerden bir halt olmaz tarzında bir ibare kullandı. Ama şunu da unutmamak lazım. Gençlerin yetiştiricisi şu anki yetişkinler. Birilerini suçlarken asıl kökene inmek gerekiyor. Bu çocuklar niye buraları tercih ediyor? Hocam sizce bunlarla mücadele için ne yapmak gerekir? Ya da bu çocuklar niye buraya itiliyor? Ya şimdi ben bir kere meslek hayatımı adadığım 10 tane başlığım varsa onlardan bir tanesi de zamanı gençliğinde iş yok diyenlerde iş yoktur cümlesidir. Şimdi bu gençlerde iş yok cümlesine ben çok kızarım. Yani az önce sen de değindin. İş yok dediklerimiz kendi eserimiz. Yani öncelikle onu annenin, babanın, öğretmenin kabullenmesi gerekiyor. Bu biraz şeye benziyor. Yani bir müteahhitsiniz. 20 tane bina yaptınız. Sonra o binaların karşısına geçip bu binalarda iş yok diyorsun. Ama ustası sensin. Yani kendin yapıyorsun. Senin elinde olmayan bir doğal afetle yani depremle yıkılır ya da çatlar ya da çok rüzgar eser bir şey olur. O ayrı bir konu. Şimdi gençlerde iş yok değil. Zamane gençliğiyle, zamanın diliyle konuşmak diye bir problemimiz var. Büyüklerin hepsinin en temel problemi kendi dönemleriyle bu gençlerin dönemi arasındaki farkı göremiyorlar. Yani insanlık tarihinde ilk defa diye bir cümlem var benim ki ben bu son kitap çalışmamda belki herhalde 30'a yakın bu böyle başlayan bir cümle kurdum. Yani insanlık tarihinde ilk defa elindeki telefonla dünyanın öteki ucuyla iletişim kurabilen bir nesil yetişti. İnsanlık tarihinde ilk defa 10 yaşında 12 yaştaki çocuklar anne babalarına ve dedelerine zamanın teknolojisini öğretiyorlar. İnsanlık tarihinde ilk defa okuma yazma öğrenmeden tablet kullanmayı öğrenmiş nesil yetişti. Yani 18 aylık çocuklar tablet kullanıyorlar. Dedelerinden daha iyi kullanıyorlar. Yani 65-70 yaşındaki dedesinden 1,5-2 yaşındaki çocuk çok daha iyi tablet kullanıyor. Bunlar iyidir, kötüdür, faydalıdır, zararlıdır tartışmıyorum. Bu çocukların zihin dünyalarını ve çevrelerinin bizden çok daha farklı olduğunu görmek açısından söylüyorum. Benim annem 1950 doğumlu. İlk defa köyde televizyon gördüğü zaman televizyon arkasına geçip arkadaşlarıyla beraber bunun içine bu adamlar nasıl girdi diye bakmışlar. Şimdi ben kendi neslim için de aynı şeyi söylerim. Ben 1974 doğumluyum. 1993 yılında liseyi bitirdim. Ben liseyi bitirinceye kadar bilgisayar görmedim. Cep telefonu zaten yoktu.
tablet nedir bilmedik. Hatta televizyonda bile ben bir tane dizi izledim. 18 yaşıma kadar ben bir tane dizinin birkaç bölümünü izledim. O da Kara Şimşek diye bir dizi vardı. Onun dışında bir şey izlemedim demiyorum, yoktu zaten. Yani haftada bir saat elektronik eşya başında vakit geçirmiş bir insanın zihniyle günde 5-6 saatini teknoloji başında vakit geçiren bir insanın zihni arasındaki farkı görmek gerekiyor. İşte şimdiki neslin çoğu unuttu bunu ama benden biraz büyüklerin bir örneğini vereceğim. 1970'li yılların gençleri sinemada Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu filmini izleyince sinemanın kapısına çıkıp birbirlerine uçan tekme atarmışlar. Şimdi bak, herkes gençlik döneminde rol modeller, işte bu medyadandır, bugün sosyal medyadandır, çevresinden rol modeller seçer. Bugünkü gençlerin en büyük eksiği de, ben bunu büyükler için söylüyorum, yakın çevrelerindeki büyükler gençlere rol model olmakta problem yaşıyorlar. Mesela PUBG oyununu gençler çok oynuyor da herkes şikayetçi oluyor. Ama Bilge, bir şey söyleyeyim mi? Ya bununla ilgili elimde bir istatistik yok. Bu benim gözlemim. Emin ol, babalar oğullarından daha çok PUBG oynuyorlar. Yani 40'lı yaşlardaki, oynamayı biliyorsalar tabii, 35-40'lı yaşlardaki babalar 12-13 yaşındaki oğullarından daha çok PUBG oynuyor. Hatta beraber oynuyorlar saatlerce. Niye? Eğlenceli geliyor. Yani özellikle erkek oluyor. Ben İstanbul'da metrobüslerde fark ettiğim bir şey var. Malum işte herkes metrobüste elinde telefonla yolculuk yapıyor. Mesela saçları beyaz, bembeyaz olan, yani 50-60 yaşlarındakiler bir bakıyorsun elindeki telefonla okey oynuyor. Çünkü başka bir oyun oynamayı bilmiyor. Gençlik yıllarında oyun olarak kağıt oyunu, tavla ve okey oynamış, öğrenmiş. Şu anda da cep telefonda okey oynuyor. Başka bir şey bilmiyor çünkü. İşte genç nesil, işte 15-20 yaş nesli de kendi neslinin oyunlarını oynuyor. Bir kere insanlar kendi gençliğini unutuyorlar. Bir. İkincisi, ya ben şu cümleyi çok rahatlıkla kurarım, hatta uzun uzun ispat da ederim. Emin olun, bugün genç olmak düne göre çok daha zor. Çünkü bugünkü Kesinlikle. gençlerin etrafında çok daha büyük tuzaklar var. Yani televizyonu kapatsan başka bir şey, başka bir kanal. Ben düşün, tek kanalla büyümüş bir nesiliz biz. Ortaokul, lise yıllarımız boyunca bir tane televizyon kanalından başka hiçbir şeyin olmadığı bir dönemin nesliyiz biz. Tek kanallı bir çağda yaşıyoruz. Şu anda çocuk televizyonun bir kanalını kapatsa ötekinde izleyecek bir şey var. Elindeki telefonu aldığı zaman zaten dünyanın bütün nimetleri de o telefonun içinde, bütün pislikleri de o telefonun içinde. Şimdi sosyal medya, işte ister Facebook, Instagram, Twitter veya TikTok gibi kanalların tamamı için söyleyeyim. Ben bundan 5-6 sene önce fark ettim. Gençler sosyal medyayı niye bu kadar çok sevdiler sorusunun cevabını ararken biraz insan psikolojisine inmek gerekiyor. Bir kere bunu şöyle fark ettim. O zaman lise 2'de olan bir öğrenci bana şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, hocam dedi, dün bir resim paylaştım dedi. 100 kişi beğendi dedi, ama nasıl sevinmiş. 100 kişi tarafından beğenilmekten mutlu oluyor. Niye biliyor musun Bilge? Çünkü yakın çevresi onu beğenmemiş. Şimdi gençlerle konuşurken maalesef bizim büyüklerimizde şöyle bir hastalık var. Buna literatürde karşılığı var mı bilmiyorum ama kusur avcılığı derler. Yani öğrencinin işte 80-90 tane iyi huyu var, 8-10 tane kötü huyu var ki bu da her insan için geçerli. Hiçbirimiz peygamber değiliz. Bazı büyükler o 90 tane iyi huyunu görmez, o 10 tane eksiğini görür. Yani ve o 10 tane eksiğini o kadar çok söyler ki, az önceki haber ahlakındaki başlığı ben burayı için de kullanıyorum. Neyi sularsanız onu büyütürsünüz. Sürekli çocuğun olumsuz taraflarını konuşan, işte öğretmendir, annedir, babadır, büyüklerdir, ne derseniz deyin, sürekli olumsuz taraflarını konuşunca çocukları olumsuz taraflarını besliyorlar. Beslenmeyen şey ölür. Yani insanoğlunun takdir edilmeye ihtiyacı var. Beğenilmeye ihtiyacı var. Mesela bir aferin sözünün bir genci
Ne kadar motive edeceğinin farkında değil bazen anne baba ya da büyükler. Teşekkür etmek mesela. Bak ben Hazreti Ali'nin bir sözünden uzun yıllar önce yazılar yazmıştım. 0-6 yaş arasında çocuklarınızla oyun oynayın. 6 ile 13 yaş arasında arkadaş olun. 14'ünden sonra istişare edin diye bir Hazreti Ali'nin sözü var. Ben pedagojik açıdan ya daha doğrusu anne baba eğitim programlarında bunu çok kullandım. Mesela istişare edin. Yabancı kitaplarda yani İngilizceden, Almancadan çeviri kitaplarında adam yerine koyun diye geçer. 13-14 yaşına gelmiş olan çocuğu adam yerine koymak o çocuğu olgunlaştırır. Bunu somut örneklendirirken hep şöyle anlatıyorum mesela. 12-13 yaşına gelmiş bir erkek çocuğuyla babası, oğlum filanca yerden arsa bakacağım ya da bir araba alacağım gel beraber seçelim diye çocuğunun fikrini alması çocuğu olgunlaştırır. Ama bizde hep ne var? Sen anlamazsın. Sen çocuksun. Senin aklın bu işlere ermez. Dersek bak, bizim takdirimizi yani en yakınlarındakinin takdirini görmeyen çocuk takdir gördüğü yerde görünür. Beğenilmek istiyor çünkü. Şimdi bak ilginç bir gözlem daha söyleyeceğim. Bir de insanın fikrini söyleme isteği ve arzusu vardır. Yani aklına geleni, düşündüğünü, benim de bu konuda bir fikrim var. Doğrudur, yanlıştır, beğenilir, beğenilmez ayrı bir şey. Biz çocukları, gençleri konuşturmazsak çocuklar tweet atarak konuşuyorlar. Yani fikrini söyleme isteği var. Şimdi TikTok gibi eleştiriler için de bir şey söyleyeceğim. Az önceki bu işte trafik örneğinde kullandığım ya da şiddet örneğinde kullandığım şeyin aynısını ben TikTok gençleri için de kullanıyorum. Ben emin ol Bilge, o TikTok serseriliği yapanlar için söyleyeceğim. Ya %1 demiyorum bak, 1000'de 1 bile değil. Yani emin ol gençlerimizin 1000'de 1'i bile işte o TikTok'taki sevmediğimiz, kızdığımız, ukalaca gördüğümüz, ayıp gördüğümüz, ahlaksızlık gördüğümüz şeyleri yapanların oranı 1000'de 1 bile değil. Ya biz sosyal medya mecralarını faydalı şekilde kullanan gençleri görmüyoruz. Teknolojiyi topluma faydalı olmak için kullanan gençleri alkışlamıyoruz. Sürekli o %1'lik, 1000'de 1'lik eksik olan bölümü konuşuyoruz. Hangi dönemde, hangi ülkede, hangi dine sahip olursanız olun, her toplumda, her kültürde, her şeyin en kötüsü vardır. Yani işte hırsızı, ahlaksızı, terbiyesizi, işte şımarığı her toplumda vardır. Ama bunun sayısını o kadar çok abartmaya gerek yok. Yani gençlik çok kötüye gidiyor falan değil. Bir şey söyleyeyim mi? Burada belki ayrıntısını konuşmayacağım ama ya emin ol yetişkinlerin sosyal medya ahlaksızlıkları gençlerinkinden çok daha fazladır. Kesinlikle. Yani bunun ayrıntılarını yani burada konuşmak belki hoş olmaz ama emin ol öyledir. Onun için böyle en ufak şeyde, problemde, hatada gençlere kusur bulmayı, gençlere suç bulmayı alışkanlık haline getirmiş büyükler. Ben o sözü çok severim. Gençliği anlamadığınız zaman bu dünyadaki işiniz bitti demektir diye bir söz var. Sosyal medya çağı gençliğini, teknoloji çağı gençliğini anlayamayanlar, biz anlayamadık, nasıl anlarız diye dert etseler belki çözüm bulurlar. Ama çözüm bulamayan insanların en büyük özelliği odur. Zamanı gençliğinde iş yok, bizim zamanımızda böyle değildi cümlesinin arkasına saklanıp kendini avuturlar. Kusura bakmasın, ben son yıllarda çok yaptığım bir dua var. Allah bizlere çocukların ve gençlerin kıymetini bilmeyi nasip etsin diye benim bir duam var. İnşallah. Hocam eyvallah. Aslında bu bahsettiğiniz kabul edilme arzusu aslında o kadar önemli ki ve bence bu çoğu ideoloji ya da cemaat tarikat gibi oluşumların kökenini besleyen şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan kabul gördüğü yerde varlık üretmek istiyor. Ve bu tarz yerlere yönelmeye başlıyor. Ve bunun farkında olan oluşumlarda sen iyisin, sen muhteşemsin, sen bizde değerlisin, kıymetlisin mesajını verip insanları, çocukları çekebiliyor. Ve ben açıkçası kendim 20 yaşında olarak şunu açıkça söyleyebilirim. Çoğu arkadaşım çok gerçekten hayata karşı duyarlı ve gerçekten seslerini duyurmak istiyorlar.
Ama gözlükler gerçekten sadece çok az bir kitleye verilmiş durumda ve devamlı gençliğe hakaret etmek hiçbir fayda sağlamayacak. Hani ileride bu insanlar yaşlı olacak, yerine bu beğenmedikleri gençlik gelecek. Hani onları kucaklamaları ve onları anlamaları gerekiyor gerçekten. Ve hani gerçekten neler çabaladıklarını görmeli ve onlara yardım etmesi lazım. Ben şunu fark ediyorum hocam. Açıkçası bunu bir eleştiri olarak söylemem gerekiyor belki de. Büyüklerde bir kibir mi dersiniz, bir ön yargı mı dersiniz? Çocuklara bilgi vermeyi ya da onları usta çırak ilişkisi oluşturmayı birazcık küçük görüyorlar. Bunu vermezlerse biz nasıl gelişeceğiz? Hani böyle aralarımızda bir iletişim kopukluğu var. Hele mesela bunu üniversitelerde çok net görebiliyoruz. Hani bir prosedür geliştirmişler. Buna uymadığın sürece öğretmenle diyalog kuramıyorsun. Bunu falan yıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani o beğenmedikleri gençlik uğruna ilk önce şunu sormaları lazım. Siz ne yaptınız? Bunun Şimdi bilgi ama şöyle bir şey de var. Yani yarın bir gün sen toplumda yetişkin olacaksın. Senden sonra da bir genç kitle gelecek mesela. Sen bu genç kitleyle nasıl bir iletişim kuracaksın bilmiyorum. Ama ya bu şöyle bir şey. Yani ben büyükler gençleri anlamaya çalışsın derken şunu da gençlere de söylüyorum ama. Gençler de büyükleri anlamaya çalışması lazım. Yani sonuçta karşındaki insan doğrusuyla yanlışıyla mesela 50 yıllık bir yaşam tecrübesi var. 50 yıllık bir alışkanlığı var. 50 yıllık alışkanlığını bir anda değiştirmek zordur. Yani yanlış da olsa bir alışkanlık, o adam onun alışkanlığını değiştirmek zordur. Onun için ben hani gençlere büyüklerle aranıza mesafe koyun demiyorum hiçbir zaman. Büyüklerin tecrübesini dinleyin. Hatta toplumlar için şöyle güzel bir söz vardır. Toplumsal gelişim için büyüklerin tecrübesiyle gençlerin enerjisi birleşmeliymiş. Yani bilgelik dedikleri şey yaşayarak öğrenilen bir şeydir. Ama gençlik döneminin bir özelliği var. Bazen nasihat buradan girer buradan çıkar diyorlar ya, birçoğununki buradan girmez bile. Çünkü kulaklık takılıdır, onun için girmiyor, duymuyorlar bile anlamında söylüyorum onu. Büyüklerin tecrübesiyle gençlerin enerjisini bilirse toplum mesafe alır. Yani birbirini değiştirmek değil, birbirinden istifade etmek önemli. Yani büyükler gençleri değiştirmek, mesela ben öğrencilerimden mektup almayı çok severim. Uzun yıllar da yaptım ben onu. Yani bizden ne beklersiniz anlamında. Bir de şey mektupları vardı. Ben bunu birçok öğretmen arkadaşıma tavsiye ettim. Öğretmeninizi değerlendirin ama isimsiz yazacaksınız. Mektup yazar gibi. Eleştirecekseniz eleştirin. Sevmiyorsan sevmediğinizi, niye sevmediğinizi falan da söyleyin diye. Ben meslek hayatında bunu çok yaptım. Yani öğrencilerden değerlendirme mektupları aldım. İşte bizden üniversiteye hazırlanan bir grupla çalışırken bizden ne beklersiniz diye bir soru bekliyorsunuz diye bir soru sordum da oradan bir genç mesela çok tatlı bir cevap vermişti. Bak 15 seneden fazla oldu, ben hala unutmam o çocuğun cevabını. Dedi ki hocam dedi, üniversiteye giden buzlu yollarda tuzlama çalışması yapın, ben sizden başka hiçbir şey istemiyorum dedi. Yani yolumuzdaki buzun bizi düşürmesine engel olun ama şunu da bilmesi gerekiyor gençlerin, o yolda sizin için kimse yürüyemez. Yani mesela işte 50 yaşındaki bir insan TikTok çağı gençliğine nasıl nasihat etsin? Kendi gençliğinde bunu yaşamamış bir kere. Ama verilebilecek temel şeyler vardır. Yani buna ister insani deyin, ister İslami deyin, ister ahlaki deyin. Ben ısrarla söylüyorum. Bizim gençlere öğretmek zorunda olduğumuz şeyler dürüst olmak, yalan söylememek, ikiyüzlülük yapmamak, başkasının hakkını yememek gibi ahlaki değerler konusunda. Mesela ben anne babaya, yani bu benim meslek hayatımın bir sitemidir. Mesela ben 8 yıl derslere girdim. Özelde, devlette. İşte doğal olarak bir sürü ya da baba yanıma gelip hocam dün akşam oğlumuz kızımız yalan söyledi, biz sinirimizden uyuyamadık. Oğlumuz işte ikiyüzlülük yaptı, biz bundan çok utandık
diye gelen veli hiç olmadı. İşte zayıfı yüzünden geldi, teşekkür alamadı diye geldi, takdir alamadı diye geldi, sınıfı zor geçti diye geldi, arkadaşıyla kavga etti diye geldi. Yani ne ekersen onu biçersin. Anne babalar ya da yetişkinler gençlerin karnesine bakmaktan gözlerine bakmaya zaman ayırmadılar. Gençler de onların eline karneyi verdiler, ha ben bildiğimi yaparım demeye başladılar. Onun için toplumsal öncelikle toplumsal önceliklerimizi anneler, babalar, yetişkinler yani gençlerden beklenti anlamında yeniden gözden geçirmek zorunda. Ben çok önceden yazdım bu tür yazıları. Teşekkür almak sünnet değil, takdir almak farz değil diye. Biz çocuklardan, gençlerden hep okul başarısı bekledik. Halbuki okumuş ahlaksız, daha doğrusu diplomalı ahlaksız bir insanın topluma verdiği zararı hiçbir ilkokul mezunu veremez. Yani temel ahlaki değerleri ihmal ederek yetiştirdiğin bir çocuk memlekette çok iyi yerlere gelirse memlekete faydası olmaz, zararı olur. Onun için büyüklerle, yani büyüklerin tecrübesiyle gençlerin enerjisini çağın diliyle yoğurup yeniden konuşmak gerekiyor. Kesinlikle hocam, çok güzel söylediniz ya. Yani bu aradaki bağı korumak çok değerli. Hem bizlere, biz hem çocuklara, hem gençlere, hem de büyüklere, yetişkinlere gerçekten sorumluluk düşüyor. Birbirimizi anlamak ve dinlemek gerçekten çok değerli. Bunun için kısaca hocam, yani yayınımızı kapatmadan önce yetişkinlere düşen görev ve çocuk gençlere düşen görev ve kısa bir özet şekline geçersek çok güzel olur. Ya şöyle Bilge, ben şeyi çok önemserim. Bireysel sorumluluk kavramını çok önemserim. Herkes kendinden, kendi hayatından sorumludur. Nuh Aleyhisselam gibi bir peygamber bile olsanız oğlunuzu gemiye alamayabilirsiniz. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber bile olsanız babanızı ikna edemeyebilirsiniz. Ama siz Nuh gibi gemi yapmak, İbrahim gibi put kırmak zorundasınız. Yani ben Çocuklar Ayak İzlerinizi Takip Eder diye bir kitap yayınladım 2008 yılında. Çocuklar anne babalarının sözlerini değil ayak izlerini takip eder. Sözünden mülhem o ismi vermiştim ben o kitaba. Herkes kendi yürüdüğü yoldan sorumludur. Genelde biz doğru yerde yürürsek peşimizden gelenleri doğruya götürebiliriz. Yani annenin, babanın, öğretmenin ya da toplumdaki büyüğün önceliği neyse onun peşinden gelenlerin de önceliği oluyor. Mesela ben şey örneğini çok kullandım. Dizi izlerken gözyaşı döken annelerin çocukları Tarkan'ı görünce çığlık atarlar. Yani çünkü onun önceliği o. Annesi de dizi izlerken ağlıyor. Ama aynı annenin mesela annesini seccadede gözyaşı dökerken gören bir çocuğun duyguları başka yerde gelişir. Mesela işte babasının kitap okurken uyuyakaldığını gören çocuğun zihninde oluşan şeyle babasını film izlerken uyuyakaldığını gören çocuğun zihninde oluşan şeyler farklıdır. Şimdi bu işin büyükler tarafı var ama bir de gençlik tarafında söyleyeyim. Gençlerin de şöyle bir alışkanlığı var. O da ciddi bir problemdir. Yapamadıkları şeylerin suçunu büyüklerine atmak. Şimdi şu gerçeği unutmamak gerekiyor Bilge. Allah bir insana hayırlı evlat versin diye dua edilir ya. Hayırlı evlat mesela hayırlı bir anne babası da olmayabilir bir insanın. Yani mesela anlayışsız bir babayla imtihan olmak da hayatın bir parçası değil mi mesela? Anlayışsız bir anneyle ya da mutsuz bir ev hayatıyla, işte boşanmış anne babayla, babaya sahip olmak da hayatın bir parçası. Ama gençler biraz hayatı bilmediği için ufak tefek sıkıntı yaşayınca hemen acıların çocuğu küçük Emrah moduna giriyorlar. Benim başıma bunlar niye geldi diye cümleler kurmaya başlıyor. Halbuki insan hayatta bazen iyi bir öğretmene denk gelmek çok büyük bir şans. Ama dünyada hiç kimsenin bütün öğretmenleri iyi olmadı. Yani benim çocukluğum Almanya'da geçti. Orada okudum ilkokul, ortaokulda Türkiye'ye geldim. Almanya'da da kötü öğretmen, kötü bir rol model,
etrafındaki büyüklerin hataları olacak. Onun için gençler yol yürürken, yani bir kere gençlik dönemi bahane üretme konusunda da çok profesyonel. Hep başkalarını suçlar. Mesela ben özellikle son yıllarda daha çok söylüyorum. Başarılı olmak için, bir yerlere gelmek için ihtiyacınız olup da sahip olmadığınız tek bir şey var mı diye bir sorun var gençlere program yaparken. Bak az önce kurduğum cümlenin ikinci kısmını da kurayım. Hani Allah bize çocukların ve gençlerin kıymetini nasip etsin diye bir duam var dedim ya. Bu duanın devamı da var. Allah çocuklara ve gençlere de önlerindeki fırsatların değerini bilmeyi nasip etsin. Çünkü emin ol ben Edirne'den Hakkari Şemdinli'ye kadar Türkiye'nin 75 il 400 ilçesini gezmiş biri olarak söylüyorum. Üniversiteyi kazanmak için ya da başarılı olmak için ya da okuyup bir yerlere gelmek için kitap defter alamayan öğrenci Türkiye'de kalmadı. Ama 30 sene önce kitap alamadığı için okuyamayan, parası olmadığı için okuyamayan nesiller, bugün öyle bir nesil yok. Bugünkü gençlerin teknoloji kuşatmasını yarmak diye bir derdi var. Yani zamanı doğru ve faydalı değerlendirme bilincine sahip olup olmamak diye bir derdi var. Onun için herkes kendi çağının yağmuruyla ıslanıyor. Yani 30 sene önceki yağan yağmurun yağmurla bugünkü yağan yağmur farklı. Onun için biz gençlerin kıymetini bilmemiz lazım. Gençler de hem kendilerinin hem de çağın fırsatlarının değerini bilmeleri gerekiyor. Çok güzel söylediniz hocam. Yani bu ilk dediğinize zaten bu gerçekten anne babaların ilk önce örnek olup çocuklarına bir şeyleri öğütlemesinin gerçekten daha faydalı olduğunu düşünüyorum ben de. Hani bir şeyi söylemekle yapmak arasında çok ciddi bir fark var ki bir Müslümanın da aslında bir şeyleri devamlı öğütlemesinden çok onu yaşayarak erdemiyle göstermesi çok daha önemli gerçekten. Ya bunu bizim kültürümüzde kal ile değil hal ile anlatmak derler. Anne babalara da ben şey örneğini kullanıyorum. Çocuklar anne babalarından duyduklarını değil gördüklerini yaparlar. Bizde daha kötü bir örnek var. Duyduklarıyla gördükleri arasında uçurum var. Yani Maalesef. belki başka bir programda konuşuruz bunu ama hayatı boyunca annesinin babasının elinde kitap görmemiş çocukları biz kitap okumayı nasıl sevdireceğiz mesela? Değil mi? Sürekli ders çalış, ders çalış, oku oku diyorlar. Kendileri okumuyor. O meseleyi de inşallah başka bir programda konuşuruz. Kesinlikle. Ve şu dediğiniz şey ona da çok vurgu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocukların ders başarısına bu sadece akademik başarısına o kadar odaklanmaktan o insanın kim olduğuna, nasıl bir çocuk olduğuna, nasıl bir yetişkin olacağına kimse bakmıyor. Ki ben açıkçası bunun çok büyük bir sıkıntı yaşattığını düşünüyorum. Yani her meslek grubunda ben tıbbı biliyorum açıkçası. Tıp aslında insana en çok dokunan mesleklerden biridir. Ama insan sevgisinden uzak bir sürü okuyan arkadaşım var. Ki doktorlar da var mesela. Bu bir öz eleştiri olarak söylüyorum. Bunun gerçekten insanların birazcık perspektifi açıp mühim olan ne? Gerçekten önceliğimiz ne? Bunu öncelemesi gerektiğini düşünüyorum. İyi insan olmak olmadan adam olunmaz. Yani şimdi hani meslek sınırı yapmama adına söylüyorum. Mesela işte seninki doktorluk olduğu için doktor olmuşsun ama adam olmamışsın diye bir laf mesele var ya. Aynı şey ben öğretmenim. Öğretmen olmuşsun ama adam olmamışsın. İşte buradaki aranan adam bir cinsiyet de değil. Tamamen insani bir değer. Yani işte öğrencisine tebessüm eden öğretmen daha çok sevilir. Hastasına tebessüm eden doktor daha çok sevilir. Yani tebessüm de böyle yapmacık tebessüm her zaman sırıtır. İşini seven tebessüm eder, biliyor musun? Yani işte öğretmen sınıfa girdiği zaman Allah belasını versin el alemin çocuğuyla ben mi uğraşacağım diyorsa tebessüm edemez zaten. Yani öğrencisini seviyorsa tebessüm eder. Ve herkes unutmamak gereken bir şey var Bilge. Duygular yansımadır. Yani senden çıkar karşı tarafa çarpar sana geri gelir. Mesela işte senin mesleğin o ya da ilerideki mesleğin olacağı için söylüyorum. Ya toplumun çok iyi doktor dediği doktor işini iyi yapan doktor değil, biliyor musun? İnsani ilişkileri iyi olan doktordur. Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü bizim doktoru ölçmek gibi bir gücümüz yok ya. Biz gidiyoruz doktora kendimizi teslim ediyoruz. Yani yanlış iğne vurmuş yani anlayamayız ki.
Ama tebessüm ediyorsa, hal hatır soruyorsa, yani temel sokaktaki bir insanın gibi, insan gibi ya da seni çok seven bir büyüğün gibi seninle iletişim kuruyorsa iyi doktordur. Çok cana yakın doktor. Yani sanki alanın en iyi doktoruymuş gibi yıllarca anlatır. Filanca yerde bir doktor vardı. Niye? Çünkü hepimiz aslında iyi ilişkiler arıyoruz. Hepimiz aslında tebessüm eden insan, bizi adam yerine koyan, işte doktorsa doktor, öğretmense öğretmen arıyoruz. Onun için iyi insan olmadan iyi Müslüman da olunmuyor, iyi bir doktor da olunmuyor. Öyle hocam, gerçekten öyle. Hocam fikirleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim ki daha konuşacak bence çok nice şeyimiz var. Eklemek İnşallah zaman. İstediğiniz... İnşallah. Zaman zaman program yaparız inşallah. Ya sonuçta hepimiz evlerdeyiz. Üstümüzde gömlek, altımızda eşortmanlarla program yapıyoruz genelde. Yani birçok herkes öyle bir şekilde. Sonuçta evde çay içerken yapıyoruz. İnşallah başka vesileyle yine program yaparız. Ben de hocam. Sana da işte Akademiks Ankara ekibine de teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Hayırlı geceler diliyorum. Eyvallah. Akademiks'in Instagram canlı yayınındaydık. Çok mutlu oldum hocam. Görüşmek üzere inşallah. Hayırlı Eyvallah. geceler diliyorum. Sağ olasın. Kendinize iyi Hayırlı bakın. geceler. Sağ Teşekkür ederim. olasın.